Şarkı sözleriyle bizi bilinmezlere sürükleyen, tek bir nakaratındaki derin anlamı çözebilmek için bir neslin ömrünü adadığı bir sanatçıyı anlatacağım bugün size. O kendisi dahil Türkiye'deki çoğu şarkıcıyı yazdığı sözlerle hitlere taşıyan bir isim. Müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi. Ona ait bir parçayı en son bu hafta içinde dinlemişsinizdir. Daha eski olmasına ben şahsen ihtimal vermiyorum. Ancak şu an yaşadığı büyük ayrılık ve geçirdiği ciddi hastalıktan sonra kabuğuna çekildi. Evine döndü, hatta o artık bir TikTok fenomeni. Artık tamamen müziğiyle değil de sosyal medya açıklamaları ve açtığı canlı yayınlarla sık sık konuşuluyor. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem sözleriyle bizi yıllarca ne demeye çalışmış acaba diye düşündüren Serdar Ortaç'tan bahsediyorum tabii ki. Yer yer ağlatmalı, yer yer sabahlara kadar eğlendirmeli şarkılarıyla bir nesil onunla büyüdü. Şimdi ise beraber geniş bir çerçeveden bakalım ona. Ama önce Globe YouTube hesabına genç ekibimizle verdiğimiz emeklerin karşılığı olması adına abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Globe'u hep birlikte büyütelim, başlıyorum. 16 Şubat 1970'te İstanbul'da Kastamonulu bir babanın, Adanalı bir annenin çocuğu olarak doğan Serdar Ortaç aslında köken olarak Kırım Tatarı. İlk öğretimi Koca Mustafa Paşa'da, orta öğretimi Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışıyor, hafta sonları ise simit ve su satıyordu. Babası sayesinde iş hayatında ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyini babasına borçlu olduğunu da sık sık dile getiriyor. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde başladı, fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı. Sonrasında 1993'te İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte boş zamanlarında şarkılar da yazıyordu ve müzik dünyasına atılmasının ilk tohumu olan o teklif geldi. Serdar Ortaç'ın radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı, ona dönemin plak şirketlerinden biri olan Rax'la sözleşme teklif etti. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını kendi sesiyle seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı. Hiç hızını kesmeden 1994'te ilk albümü Aşk İçin'le piyasaya ben geldim dedi. Hala hepimizin dinlediği Karabiberim parçasıyla uzun süre gündemde ve dillerde kalmayı başardı. Bu albümdeki Değmez ve Hadi Git gibi parçalar da çok sevildi ve Serdar Ortaç bir anda listelerde en üst sıraya yükseldi. Tabii bu başarıdan sonra ödülden ödüle koşması olmazdı. Birçok markadan ve organizasyondan yılın en iyi çıkış yapan sanatçı ödülleri, en sevilen şarkı ödülleri, en başarılı sanatçı ödülü gibi çokça ödül aldı. Sibel Can, Metin Arolat gibi dönemin ünlü sanatçılarıyla beraber çalıştı, düetler yapmaya başladı. Artık o Türkiye'nin en ünlü isimlerindendi. Ancak 1998'de bir hapis cezasıyla sarsıldı. Şöhrete ara vermek istemediğinden olacak ki 1998'de kendisine askerlik yapmamak için Meksika'da bir işçi olarak gösteren ve askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanan Ortaç 61 gün Mamak cezaevinde yattı. Daha sonra askerliğini Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178. Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı. Askerlikten sonra müziğe devam etti. Ancak 1999'da tekrar büyük bir hata yaptı. Magazin Gazetecileri Derneği'nde Ahmet Kaya'ya karşı sahne aldı, marş ve şarkı seslendirdi. Linç Korosu'na solistlik yaptı. Ahmet Kaya bu gece yuhalandı, çatal bıçak fırlatıldı. Sonrasında ünlü popçu Serdar Ortaç bu yüzden oldukça tepki çekti. Konserlerinde taşlandı, hatta yumruklu saldırıya doğradı. Yıllar sonra çok özür diledi, pişmanlığını dile getirdi. Ancak şu an bile onun pişmanlığının geçmediğini zaman zaman açtığı canlı yayınlarda dile getiriyor. Serdar Ortaç şarkı yazmaya ve hit parçalar çıkarmaya devam etti. 2000'li yıllara Ebru Gündeş'le olan yakınlığıyla da damga vurmuştu. Ebru Gündeş için radyocuyken elimden tuttu diyor. Aynı klipte oynadılar, birbirlerine şarkılar hediye ettiler, canlı düetler yaptılar. Ancak bu dostluk Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab tutuklanınca sonlandı. Serdar Ortaç şu an bu küslüğün sebebi olarak şunları söylüyor. Ebru ile dostluğum balon değildi. Ben orada korktum. Reza yeni tutuklanmıştı, neden tutuklandığını bilmediğim için geçmiş olsun demedim. Şimdi arkadaşlarımızın zedelenmesi beni çok üzüyor. Ama oldu bitti, arkadaşlığımız bu hale geldi. Gelelim Ortaç'ın yüreğini deli veren aşka. Yıllar önce klip çekiminde tanıştığı İrlandalı model Chloe Lonan'la 2014 yılında nikah masasına oturdu. Verdikleri boy boy fotoğrafları aşk cümleleriyle taçlandırdı ve 2019 yılında tek celsede boşandılar. Peki neden? İki tarafında açıklamalarıyla anlatıyorum. Ortaç'ın kumar bağımlılığı yüzünden takılarını dahi bozdurduğunu iddia eden Chloe, kumar oynadığı ve benim
benimle kötü konuştuğu için çocuk sahibi olmak istemedim. Evlenmeden önce kumar oynamamasını söylemiştim. Miami'de geçirdiğim kazada yüzüm parçalandığı için eskisi kadar güzel olamayacaksın, seni istemiyorum, çirkinleştin deyince boşanmak istedim dedi. Ortaç ise boşanma sonrası katıldığı bir programda şunları söyledi. Hayatımın 8 senesi Chloe ile geçti. Ayrıldıktan sonra birkaç şarkı yazdım. Mesela şunu yazdım. Söyle ona rahat etsin, ben yokken suya yazdım ismini, silin gitsin. Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım bitseydi bu işkence. Ben modern kadın istemiyorum. Erkekler siz de bu kadar ipleri kadınların eline vermeyin. Bu ayrılık sürecinde uzun yıllar ve hala devam eden kronik bir sinir sistemi bozukluğu olan MS hastalığına yakalandı. Bu hastalığın tedavisi yok ve Serdar Ortaç tek başına ayakkabısını çıkarırken bile zorlanıyor, oldukça ağır ilaçlar kullanıyor. Devamlı MS atakları geçiren sanatçı ayağını kaybetme riski olduğunu söylemişti. Hastalığının ise kumar yüzünden olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesini katıldığı bir televizyon programında şu sözleriyle belirtti. Çok para geliyor, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti, giden paranın üzüntüsü helal kazanıp harama vermek beynimi, kalbimi mahvetti. Serdar Ortaç sağlığından sebep eve kapandı ve bu ev süreci onu tam da bu zamanlarda popüler olmaya başlayan TikTok platformuna itti. Canlı yayınlar açıyor, takipçileriyle oradan sohbet ediyor ancak bunları genellikle alkollüyken yapıyor. Haliyle ağzından hakaret ve benzeri sözler çıkabiliyor. Bu yüzden de çokça tepki alıyor. TikTok'tan ceza yedikçe Instagram'a geçiyor, tekrar küfürler yağdırıyor, yayınlarını evindeki çalışanları zorla kapatıyor. Özellikle son zamanlarda çok kez bu tür olaylarla karşımıza çıkan Serdar Ortaç'ın hayranları da yaşananlar konusunda endişeli. Tüm bunlardan sonra hesapları kapatılan Serdar Ortaç'ın ekibi ise bir karar aldı. Ortaç platformda bir daha hesap açmayacak, kendisine sosyal medya detoks uygulanacak. Yani istediği vakit canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek. Kumar borçlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı "Yani ben o paranın biteceğine inanmazdım" açıklaması yeniden gündem oldu. Ortaç şimdi de Tinder açıklamasıyla gündemde. Tinder açarsam ne kız tavlarım diyen Ortaç, sevenlerini ve çalışanlarını tekrar korkutmayı başardı. Bir zamanlar Türkçe pop'a yön veren sanatçının müzik dünyasına kazandırdığı en ünlü şarkılardan bazılarını da saymak istiyorum. Hülde Nuras, Bensiz Olsun, Bengü, Korkma Kalbi, Ebru Gündeş, Cumartesi, Sibel Can, Padişah, Elif Turan, Büyüt İstersen, Hülya Avşar, Aradın mı, Demet Akalın, Bittim ve liste böyle uzayıp gidiyor. Son albümü Cımbız'ı 2017 yılında yayınlanan sanatçının 2022 yılında ise 12 sanatçı tarafından yorumlanarak yer aldığı Serdar Ortaç şarkıları Vol 1 isimli saygı albümü yayınlandı. Vol 2 ise 1 Eylül 2023'te 21 sanatçı tarafından yorumlanmıştı. Serdar Ortaç'ın şu an aktif bir müzik hayatı yok. Ancak sosyal medyada toksunu bizim de desteklediğimizi söyleyebilirim. Ben Hande Kızılör Sesmer, izlediğiniz için teşekkürler. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım.